Ben onu şimdi kendi ailemden çok şükür farkında değilim. Böyle ne kadar etki var bize karşı. Ben Türkiye'den peki küçük bir misal anlatmak istiyorum. Otobüs durağında duruyorum, büyük bir sokakta. Karşımda duvarda seçim zamanıydı peki bilmiyorum. Bir pankart, bir afiş asıldı böyle. Hazreti İsa'nın hacı yani resim var orada. Beyime dönüp soruyorum ben bu ne demektir yani bir tamam İzmir söylemek istemiyorum şimdi ne şehri diye tanıtılıyor böyle. Ama böyle bir şehirde bir İslam ülkede böyle bir bu hac işareti ne demektir yani orta yolda böyle. Sorduğumda yanımda bir Türk genç bana soruyor. Aa yenge sen onu bilmiyor musun? Bu özgürlük simgesi dediler. Dedi o genç o anda. Ben onu duyunca ben şok oldum. Yani öyle tanıtılıyor. Batı'dan o gençlere öyle tanıtılıyor. Yani ne kadar dikkat etsek bizim elimizden ne gelebiliyor bilmiyorum. Gene de diyorum. Biz dürüst yaşamamız lazım. Biz İslam'ı sırf dört duvarın arasında yaşamamız lazım. Biz o gence o anda otobüse bindik vakit bulamadık da diyemedim özgürlük simgesine ne demek? Yani sen dışarılarda gezebiliyorsun bir düzgün bir yolun olmayışı o özgürlük mü demek böyle demem lazımdı ama hala pişmanım otobüsü durdurtmadığımı söylemediğimi o gence. Peki şimdi duyar. Yani insan yani bir seneler geçtikten sonra pişman olup da doğru yola inşallah Allah herkesi oraya yöneltir böyle. Ne kadar erken dönüyorsak o kadar kâr bizim için. Batı bizi batırma uğraşıyor. Kelime oyunu bu peki biraz ama batırma uğraşıyor. Kendi dinlerini dahi yaşamıyorlar. Ben hakikaten Hristiyanlığı yaşayan bir kişiyle konuşunca o anne de ağlanıyor. Benim çocuğum Hristiyanlığı yaşamıyor diye. İnançsız diye. Yani o inançsızlığı yansıtıyorlar. En korktuğum şey o. Hakikaten Hristiyanlığı yaşasalar o kadar fena değil. Ben çünkü Hristiyanlarla konuşabiliyorum. Hakikaten Yahudiliği yaşayan kişilerle konuşabiliyorum. Ama dinlerini hiç bilmeyen bir kişi Allah neymiş diyen kişilerle onlardan konuşmak, onlara hitap etmek daha zor. Ben korkuyorum ki şu batı denilen şey daha çok o gözüküyor. Ben Türk'ten biliyorum ki Müslüman demek istemiyorum. Yani Türk'ten biliyorum ki cebine gösteriyor. Benim Allah'ım buradadır. Cebimde para varsa tamam ben yaşıyorum. Haşa ne kadar yazık ki onlara ama onlara çıkmamız lazım, onlara söylememiz lazım, onlara hitap etmemiz lazım. O batıya hiç de uymasınlar. Yani o batıda da güzel şeyler vardır ama o güzelliği alsınlar. İslamiyet'te mesela sabah namazı. Şimdi şu anda biz yazın saat 5'te kılıyoruz. Ben bilmem ki bir Hristiyan saat 6'dan sonra kalksın. Hakikaten Hristiyanlığı yaşayan kişi erkenden kalkıyor, erkenden işini görüyor. Bizim yapmamız lazım olan şeyler. Yapmıyoruz, uykucu olduk, tembel olduk, çalışmamız lazım. O yerden çalışmamız lazım, uyanık olmamız lazım. Müslüman uyanıktır. Uyanık olmamız lazım, dikkat etmemiz lazım her yerden.